Sevgili izleyicilerim, programa hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Perşembe günleri 14.30-16 saatler arasında sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Astroloji konuşuyoruz. Astrolojinin kişilik özellikleri hakkında size bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu hafta aşk konusunu incelemek istiyorum. Zamanımız olursa haftaya da aşk konusuna devam etmek istiyorum. Çünkü her burcun genel itibariyle aşktan anladığı şeyler farklıdır. Herkes bunu, genellikle insanlar aşk konusunda ve diğer konularda da karşısındaki insanı kendisi gibi görme eğilimindedirler. Bu astrolojik açıdan doğru değildir. Bunları konuşmaya çalışacağım sizlerle. Çünkü Koç burcunun, biraz sonra başlamak istiyorum Koç burcuyla, Boğa burcunun, İkizler burcunun, diğer burçların, Akrep burcunun da kişilik özellikleri ve aynı zamanda da aşka bakışları hepsi birbirinden farklıdır. Eğer bunu astrolojik açıdan bunu anlayabilirsek, karşımızdaki insanın, bu arkadaşımız olabilir, sevdiğimiz birisi olabilir, çocuğumuz olabilir, onun hem kişilik özelliklerini, hem de aşk anlayışını, hem de para anlayışını astrolojik açıdan bir çerçeve şeklinde bunu anlayabilirsek, herkesin hayatı kolaylaşabilir, herkes mutlu olabilir. Ben genel olarak şunu çok gözlemliyorum. İnsanlar burçları birbirine tutsun ya da tutmasın. Yani bazen insanlar, şans eseri bana göre, insanlar birisine aşık olup onunla evlenebiliyorlar. Bu aşık olup evlendiği kişinin burçlarıyla birbirleri birbirine aynı olabilir, denk gelebilir. Bunun böyle olsa bile, bunlarda bile zaman içerisinde 10 sene sonrasında ve 15 sene sonrasında bile kendi kişilik özelliklerini çok iyi anlayamadıkları için zaman içerisinde birbirinden uzaklaşmalar olabiliyor. Astroloji bize bu konuda çok büyük bir yardım sağlar. Bize insanların kalbine gitme noktasında, onun aşk anlayışı konusunda, sevdiğimiz insanla nasıl vakit geçirebiliriz konusunda bize inanılmaz derecede öneriler sunar. Bunları uyguladığımız takdirde hayatımız boyunca aşk içerisinde hayatımızı sürdürebiliriz. Aynı şekilde belli bir zaman geçmiş, 10 sene geçmiş, 15 sene geçmiş evliliklerde bile astrolojiden de yardım alarak karşımızdaki insanın aşk anlayışını anlayarak tekrardan eski sevgili olma, mutlu olma, liseli olma günlerine dönebiliriz. Astroloji bu imkanı bize verir. Bu açıklamamdan sonra geçen hafta Melia Hanım beni aramıştı. Son anda aramıştı. Son 5 dakika kala aramıştı. Ona cevap verememiştim. Bu haftaya kalmıştı. Melia Hanım, Melia Dönmez Hanımefendi. Tabii bunun dışında bundan sonra Burak Bey, Emrah Bey ve Canan Hanım arkadaşlarım hakkında da yorum yapmak istiyorum. Onların tarihlerini aldım. Yükselen burçlarını ve ay burçlarını da tespit ettikten sonra onlar hakkında da söylemek istediğim yorumlarım var. Canan Hanım meselesini biraz önemsedim ben. Çünkü Melia Hanım kendisi Koç burcu ve 33 yaşında bir oğlundan oğlu olduğunu söylemişti. Oğlu Yengeç burcu, yükselen burcu Yengeç, aynı zamanda da ay burcu Balık. Bu noktada Melia Hanım'a şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Astroloji yardımı almanız kesinlikle öneriyorum. Astroloji yardımı almadan Melia Hanım, sizin Yengeç burcu oğlunuzla bir noktada buluşmanız gerçekten çok zor olur. Çünkü siz bir Koç burcu kadını olarak astrolojinin en mantıklı burcudur Koç insanları. Yükseleniniz eğer Balık, Yengeç, Akrep değilse sizin oğlunuzla belli bir noktada anlaşmanız, fikir birliği içerisinde olmanız gerçekten çok zordur. Siz Koç burcunun ne kadar baskın karakterli, savaşçı, tuttuğunu koparan, seçici, aynı zamanda cömert, iyi giyinen, cinselliğe düşkün bir kadın olduğunu siz bunları, kişilik özelliklerinizi biliyorsunuzdur. Yukarıda bir özelliktir Koç burcunun özelliği. Tuttuğunu koparmak açısından, seçicilik açısından, dürüstlük açısından, ki en dürüst burçların başında gelir, yukarıda bir burçtur. Yengeç burcu böyle değildir. Yengeç burcu için şu örneği size vermek istiyorum. Bu sizin için de aynısını size öneriyorum. Bir gün bir abim, benim de büyüğüm, ikizler burcu bir baba, Yengeç burcu çocuğuyla sorunları olduğunu bana anlatırdı. Ben de yardımcı olmaya çalışırdım. Bir gün bu anlatmalar, Yengeç burcu çocuğuyla ilgili olan anlatmaları gözyaşına döndü. Ağlamaya başladı.
Ben de dedim ki Sayın Ahmet abi dedim. Senin yapman gereken bu dökmüş olduğun gözyaşını oğlu için bunu git kendisiyle bunu bana anlattığın gibi ona da anlat. Senin gözyaşını görsün. Senin içinde yaşayan duygularını, duygusallığını görsün. O zaman seninle daha iyi anlaşabilecektir. O zaman seni daha çok sevecektir dedim. Daha sonra bunu uyguladı ve de çok başarılı anne baba oğul oldular. Yengeç Burcu oğlu ona hediyeler aldı, ceket aldı, takım elbise aldı. Çok iyi oldular. Şu anda gerçekten bir baba oğul olarak onları da dışarıdan gördüğüm zaman ben de bundan mutlu oluyorum. Sizin de aynı şekilde sizin o dürüst ve mantıklı Meliha Hanım çizginiz ve bakış açınız. Yengeç Burcu üzeri yengeç. Yengeç zaten astrolojinin en duygusal burcudur. Yükseleni de yengeç olduğu için çok duygusaldır ki Ay Burcu da balıkta olduğu için tamamen hiç kimseye güvenmeyen, dışarıda hiç kimseye güvenmeyen bir yapısı olduğunu, evde daha mutlu olduğunu ve huzurlu olduğunu, kendi iç dünyasında ve kişilik yapısı itibariyle sıkıntıları olduğunu siz zaten gözlemliyorsunuzdur. Sizin o tepeden konuşmanız, onu yukarıya çıkarmaya çalışıyor olmanız, onu daha kararlı, daha cesur bir kişilik olarak onun üzerinde duruyor olmanız, bunlar kesinlikle olumlu sonuçlar vermeyecektir. Dolayısıyla sizin aslında bu konuda yapmanız gereken, biraz da astrolojiden yardım alarak Yengeç Burcu çocuğuna nasıl davranılması gerektiği konusunda belki biraz düşünmeniz gerekir. Onunla dürüstlük ve mantık ve sinirli olma ve mutlaka kazanma hırs içerisinde değil de daha böyle aşağıya inerek onun duygusuna, duygusallığının kalbine girmeye çalışmanız gerekir. Daha yumuşak tonda onunla konuşmanız gerekir. Daha sakin olmanız gerekir. Daha yavaş yavaş, daha mülayim mülayim konuşmanız gerekir. Dertleşmeniz gerekir. Onun yaptığı gibi, siz onu oğlunuz 33 yaşında, kaç yıllardan beri onu tanıyorsunuz. Onunla o size nasıl konuşuyorsa tatlı tatlı, o kadar tatlı ve çekici, kendi iç dünyasında tatlı ve çekici bir burç olabilir ki yengeç yengeç balık durumu. Dolayısıyla siz de onun durumuna üzülüyorsunuzdur. Ne kadar çok üzüldüğünüzü de tahmin edebiliyorum. Bunun için bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz ama işte onun o kapısını, o anahtarını bilemediğiniz için nasıl girmeniz gerektiği konusundaki koç mantıklı olduğu için onu her zaman söylüyorum. Bu konuda bir sıkıntı var. Biraz kendiniz de aşağı inmeniz, onun durduğu yerde durmanız gerekebilir. Biraz onun karşısında gözyaşınızı ona göstermeniz gerekebilir. Dolayısıyla bu açıdan onun kalbine girebilirsiniz. Ve bu şekilde belki daha iyi anlaşabilirsiniz. Yengeç üzeri yengeç, biraz önce söyledim. Kimseye güvenmeyen bir yapısı vardır. Hatta şunu da söyleyebilirim ki annesine bile güvenmez. Yengeç üzeri yengeç sizi çok seviyordur. Sizin yanınızdadır her zaman. Sizinle sohbet etmek, dertleşmek onun en büyük şeylerinden, önemli duygularından bir tanesidir ama size bile güvenmiyordur Meliha Hanım. Bunu siz de yani sizin söylediklerinizi dinliyordur ama bunu uygulamada kesinlikle bunu yapmıyordur. Onu sadece sizinle dertleşmek duygusu onu mutlu edebilir. Bu güvensizlik yengeç çünkü astrolojinin şüphecilik konusunda astrolojinin bir numaralı burcu yengeç burcudur. Ve bu çıkmaz bir özelliktir. Yengeç burçların hayatı maalesef bu şekilde devam eder. 50, 60, 70 kesinlikle bu huyu onlardan bazen biraz sonra konuşacağız. Burak Bey'in de burcu yengeç burcu ama onun durumu biraz daha farklı. O yengeç burcu ama yükseleni koç, ay burcu koç. Dolayısıyla o yengeç burcu özelliklerini bu gibi insanlarla bazen konuştuğumuzda ben yengeç burcu özelliği taşımıyorum diyebilir. Çünkü yükselen burcu da koçta, ay burcu da koçta. O koç özellikleri daha baskın gelmiş. Ama sizin oğlunuzda yengeç, yükselinde yengeç ve astrolojinin de en hassas, en alıngan, en duygusal, müziği çok seven bir burcu olan balık da ay burcu olduğu için tabii ki insan ilişkilerinde ve aşk ilişkilerinde sıkıntı yaşayabileceğini kesin olarak da söyleyebiliriz. Çünkü kimseye güvenmez. En ufacık şeyde kadınlar konusunda diyelim ki veya arkadaşları konusunda da en ufacık şeyde insanlardan kızabilir, alınabilir, küsebilir. Bu tabii onun daha çok içe kapanmasına sebep olur. Tabii ki Boğa burcu gibi, Başak burcu gibi, Oğlak gerçi her zaman nerede ne söylemesi gerektiğini bilir. Ama Koç, Yay, Aslan, İkizler, Kova gibi konuşkan burçlar, cesareti olan burçlar
söyleyeceğini söylemekten çekinmeyen burçlar tabii ki yengeç, yükseleni yengeç, ay burcu balıkta olan bir çocuğunuzu da tabii ki onun insan ilişkilerinde da biraz daha onun da yukarı çıkması gerekebilir. Çıkamayacağı için burada astrolojinin en ailesine düşkün iki tane burcu vardır ki bunlar gerçekten çok düşkün insanlardır ailesine. Bir tanesi yengeç burcudur, bir tanesi de balık burcudur. Diğerleri de annesine babasına aile bakımından düşkün olanlar vardır ama ciddi manada yengeç ve balık burcu insanları da annesine babasına düşkün, ailesine düşkün insanlardır. Sizin oğlunuz hem yengeç yengeç üzeri balık olduğu için sizin bu konuda sorumluluk almanız gerekir. Bu sorumluluk, almış olduğunuz bu sorumluluğunuzun oğlunuza geçebilmesi için sizin ona duygusal kanaldan girmeniz gerekebilir ve birazcık da zorlama yapabilirsiniz evlilik konusunda. Bu konuda tabii hayati derecede önemli bir nokta var, o da şudur. Sizin yengeç yengeç üzeri o ay burcu balık olan oğlunuza karşı bir numarada akrep burcu ve balık burcu bir bayan, sizin tabii bu konuda birazcık çalışmanız gerekebilir. Bu konuda çalışırsanız akrep ve balık burcu bir kadınla da mutlu bir hayatı sürebilir. Bunun dışındaki diğer burçlar yengeç yengeç üzeri balık bir oğlunuza tabii onun evliliklerinde sıkıntı yaratabilir. Bunlar önemliydi. Melih Hanım, aradığınız için teşekkür ediyorum. Bu konuda da astroloji yardımı almanız kesinlikle öneriyorum. Astroloji yardımı almadan bazen şöyledir. Astrolojiyle ilgilenen insanlar okuduklarıyla gördüklerini birleştirmeye çalışabilirler ki bu konudaki en değerli kitaplardan bir tanesi, ben kendi kitabım diye söylemiyorum ama iyi bir Türkçeyle, iyi bir analizle yazdığım için benim kitabımdan da bu konulardan işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Dolayısıyla astroloji öğrenmeden, çünkü yengeç burçları kişiliklerini dışarıya karşı saklamak konusunda kararlı olan, düşüncesi olan insanlardır. Bazen yengeç burçlarla konuşurken onlar zaten kalabalık içerisinde konuşmazlar. Birebir konuşmayı daha çok sever yengeç burçları. Çünkü kendi içerisindeki o gizli hazinesi diyebileceğimiz kişilik özelliklerinin veya korkularının, ürkekliklerinin dışarı başkaları tarafından anlaşılmasını istemezler. Bunun suistimal edilebileceğini düşünürler. Dolayısıyla bunu daha iyi anlamak, yengeç burcunun iç dünyasını daha iyi anlamak, yükselin de yengeç. Bunları, yükselin de yengeç olması sebebiyle bunları söylüyorum. Çünkü yükselin oğlak, boğa, başak, aslan, kova olsa daha yengeç burcu, daha hayata karşı azimli, daha saldırgan, daha tutkulu bir şey gösterebilir. Çalışma azmi gösterebilir. Ama yükselin de yengeç olunca, ay burcu da balıkta olunca tamamen şöyle düşünelim. Bir hafif bir Meltem rüzgarındaki bir yaprak, hani rüzgarın sert olmasına da gerek yok Melih Hanım. Hafif bir rüzgar, yengeç yengeç balık kendisini o rüzgardaki yaprak gibi, rüzgar nereye giderse oraya gidebilir. Bu noktada biraz işte sıkıntı var. Yani daha azimli, daha kararlı, aşk meşk, para, bir şeyler çalışmak lazımdır hayatta. Dolayısıyla siz de bir koç burcu anne olarak ne demek istediğimizi çok iyi anlatabildiğimi düşünüyorum size. Çünkü koç burcu insanları, birazdan da söyleyeceğim, astrolojinin en zeki burçlarının en başında gelen bir numaralı burçtur. Melih Hanım'a da bu şekilde cevap verdikten sonra arkadaşlarım beni aramışlardı. Onlarla ilgili biraz da onların hakkında da yorum yapmak istiyorum. Canan Hanım'ın hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kendisi Başak burcu, yükselen burcu Yay, ay burcu Boğa. Aynı zamanda hem Güneş Başak burcunda doğmuşken aynı zamanda Venüs de Başak burcundaymış. Aynı zamanda Mars da Başak burcundayken Canan Hanım dünyaya gelmiş. Bir kere şunu söylemek istiyorum ki beni tabii ki bu arada telefon numaralarımızdan telefondan arayabilirsiniz. 236 233 77 77 telefonlardan beni arayabilirsiniz. Yükselen burcunuzu öğrenmek isteyebilirsiniz. Eşinizle olan durumların daha iyi nasıl olabilir, bu konuda arayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili ve onların yükselen burçlarla ilgili olarak da arayabilirsiniz. Canan Hanım'ın tabii Başak burcu yükseleninin de Yay burcu olması, Başak burcu astrolojinin en sempatik, en insanın içine girebilen, kolaylıkla böyle gülümsemesiyle, nezaketi ve kibarlığıyla kolayca
karşısındaki insanı böyle birebir ilişkilerde etkileyebilen, içine alabilen burçlarından bir tanesidir. Değerli bir burçtur. Yükselenin yay olması, işte bu neşeli olma durumu olabilir. Ama ay burcunun neşeyi sevme durumu, neşeli halinden Canan Hanım, neşeli olma durumundan çok mutluluk duyan ama her zaman da neşeli olamayan, neşeli olmakta sıkıntı çeken bir yapısının olduğunu söylemek isterim. Çünkü hem Başak Burcu'nun gelecekle ilgili endişe ve kaygıları, bir taraftan da Yay Burcu'nun neşeli olma durusu, mutlu bir halde olma durumu tabii ki bir kendi içerisinde çelişkiler olacaktır. Her zaman neşeli olmaktan mutluluk duyan ve bunun her zaman böyle olmasını isteyen bir kişilik özelliğiyle bunu başarmakta zorlanan Başak Burcu özelliği, her zaman mutlu çünkü endişe, kaygı, gelecekle ilgili her an her şey olabilir durumu, çelişkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda da Ay Burcu'nda Boğa'da olması sebebiyle belirli bir yaştan sonraki 35-38-40'lı yaşlardan itibaren de neşeli olma durumundan yavaş yavaş uzaklaştığını, artık daha ciddi olduğunu, her şeyi daha ciddi alması gerektiğini, ama aynı zamanda da neşeli olmaktan uzaklaşıyor olmanın vermiş olduğu bir çelişkiyi de içinde barındırabileceğini de bunu da söyleyebiliriz. Bu işin kişilik, neşeli, mutluluk, yükselen burcunun yay olmasından kaynaklanan bir yorum. Diğer bir yorumda Başak Burcu çalışmayı seven azimli burçlarından bir tanesidir ki Boğa da öyledir, Oğlak da öyledir. Yükselenin yay olması daima ileriye gideceğini söyleyebiliriz. Ay burcunda boğa olması tamamen artık çalışma hayatında, kariyer yapmak konusunda ciddi şekilde çalışkan, azimli bir yol içerisinde olacağını ve bu yolda kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Venüs'ün Başak burcunda, aynı zamanda da Mars'ın Başak burcunda olması sebebiyle belli bir noktadan sonra artık kendisini yorgun hissetmek istemiyorsa, çünkü bazen insanlar çalışırlar ama bazen de yorulurlar. Yorgun oldukları zaman insanların, ben her zaman şunu söylerim ki, dinlenmek lazımdır. Dinlenmek çok önemli. O kadar önemlidir ki insan en pardon, bir not geldi Neriman Hanım'dan, Adnan'dan. 31 Ocak 93 doğumlu, doğum saati gece 3.30-4 arasında. Yükselen burcuna hemen bakalım. 31 Ocak Kova Burcu. Gece 3-3.30 yükselen burcu Yay. Kova üzeri Yay Burcu diyebiliriz. Sevgili seyircimiz Neriman Hanım aramış bizi. Oğlunun hakkında bir yorum istiyor galiba, değil mi Adnan? Evet. Tamam. Kova üzeri Yay diyelim Neriman Hanım, oğlunuz için. Siz kendi burcunuzda yazsaydınız Neriman Hanım, o zaman daha güzel yorumlar yapabilirdim. Yani burası çünkü çok önemli. Sizin kendi burcunuzu da yazdırmamışsınız. Çünkü sizin tabii ki bilmememiz, sizin burcunuzu bilmememiz durumunda tamamen oğlunuzla ilgili Kova üzeri Yay Burcu, bununla ilgili bir yorum yapabileceğim. Ama şunu yapamayacağım mesela, örneğin sizin burcunuz itibariyle yengeç olabilirsiniz, aslan olabilirsiniz, kova olabilirsiniz, terazi olabilirsiniz. Sizin yengeç kova üzeri yay burcu kişiliğine karşı, oğlunuza karşı nasıl bir davranış içerisinde olmanız gerekir? Bu konuda yorum yapamayacağım mesela, örneğin. 2003. Kova burcu Neriman Hanım astrolojinin arkadaşlık burçlarından bir tanesidir. Kova üzeri yay burcu bir insanın enerjisinin ne kadar yüksek olduğunu ve devamlı bir enerjisinin olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü astrolojide enerjisi yüksek burçlar vardır ki mutluluk enerjisi en yüksek bir numaralı burç yay burcudur. Koçların enerjisi ve kova burçlarının ve ikizler burcunun enerjileri, yani kişilik enerjileri yüksektir. Hem kova hem yükselen de yay burcu olduğu zaman gerçekten karizmasının yüksek olduğunu, etkileyici bir konuşması sayesinde arkadaşları tarafından sevilen ve sürekli aranan bir insan olduğunu, sürekli güler yüzlü gülmesiyle insanları etkilediğini, etkileyici bir gülümsemesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda asaleti olduğunu, dik duruş sergilediğini, kimseye yalakalık yapmadığını, çünkü kova burcu kimseye yalakalık yapmaz. İnsanlarla olan diyaloğun, bazı insanlar karşısındaki insanlarla güzel iletişimi, doğru iletişimi
güzel sözlerle söylemek isteyen burçlar vardır. Karşısındaki insanı övgüyle karşılayan, saygıyla karşılayan burçlar vardır. Güzel iletişimi bu şekilde kurmak isteyen burçlar vardır. Kova burcu bunun tam tersini yapar ama aynı zamanda da bu konuda başarılı olur. Karşısındaki insanla gerçekten kız olsun erkek olsun fark etmez. Onunla şakalaşabilir, her şekilde şakalaşabilir, her şekilde espri yapabilir. Bu sayede de kendisini sevdirmesini başarabilir. İyi bir arkadaşlık burcudur kova üzeri yay burcu ama seçicidir. Kova üzeri yay herkese arkadaşlık yapmaz, onu söylemem lazım. Kova üzeri yay burcu, yayda biraz para durumu vardır. Yaylar çünkü parayı severler. Parası olmayan insanlarla yay burcu insanların pek işi olmaz. Kova burcu da parayı seven bir burçtur. Dolayısıyla hem kova hem yay burcu olduğu zaman arkadaşların seçtiği arkadaşlarında bir seçicilik, bir kalite, bir para durumu söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda da aşk ilişkisinde de bu şekildedir. Aşk ilişkisinde de seçici davrandığını, herkesle aşk yaşayamayacağını, daha böyle canlı, güler yüzlü, kendine güvenen kadın tiplerinden daha çok hoşlanabileceğini söyleyebiliriz. En çok bir numarada ikizler burcuyla nasıl bir kadınla mutlu olur dersek, bir numarada ikizler burcuyla, koç burcuyla, yay burcuyla, aslan burcuyla, bunlarla gerçekten aynı zamanda yine kova burcu ve terazi burcuyla da kesinlikle mutlu olur. Aynı zamanda kesinlikle boğa, oğlak, başak, yengeç, akrep ve balık burçlarıyla kesinlikle mutlu olamaz. Sevebilir, aşık olabilir ki aşk duygusu içerisine girebilir ve bununla aşık olduğu bir insanla bu kişinin de burcu oğlak, boğa, başak, yengeç, akrep, balık ise tabii ki aşık bile olsa aşk 2 sene sonra biter. Çünkü birbirine uyumlu olmayacakları için dolayısıyla mutsuz bir hayatı olur. Mutlu olmaz çünkü kova üzeri yaydan dolayı mutlu olması kesinlikle ve kesinlikle şarttır. Yay burcu mutluluk burcudur. Mutlu olmadığı, kendisini mutlu etmeyen, hiç kimseyle yakın ilişki kurmayan bir burçtur yay burcu. Neredeyse her zaman mutlu olmak ister. Kova üzeri yay zaten astrolojinin özgürlüğüne düşkün, en çok tabii ki ikizler, aslan, koç da özgürlüğüne düşkündür ama en çok özgürlüğünden taviz vermeme noktasına kadar 2 tane burcu vardır. Biri kova burcu, biri yay burcu. Bunlar özgürlüklerinden taviz vermez. Hem kova hem yükselen de yay olduğu için dolayısıyla özgürlük konusunda bu aşırılık iyi değildir. Bu konuda yanlış düşüncelere sahip olduğunu ben kesinlikle söyleyebilirim. Bu konuda para konusu çok sıkıntılıdır burası. Para konusunda kendi işini yapmak isteyebilir, kimseden emir almak istemeyebilir. Dolayısıyla bu noktada çok büyük riskler alabilir. Çünkü kova burcu astrolojide para konusunda en fazla risk alan burçtur. 10 tane adım atarsa 9 tanesi risklidir. Bunu alabilir. Bu gözü kara bir burçtur bu konusunda ama bir tanesini tutturursa gerçekten çok büyük paralar da kazanabilir. O konudaki onların kova üzeri yay burcunun para anlayışının yanlış olduğunu söylemek isterim. Bu konuda daha mütevazi, daha tutarlı, daha kontrollü bir para anlayışı, para düzeni kafasının içinde geliştirirse o zaman hayatta mutlu olma şansı daha yüksektir diye Neriman Hanım yorumlamış oldum. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum Neriman Kılıç Hanım Efendi'ye. Canan Hanım'dan konuşuyorduk. Canan Hanım'ın bu Başak üzeri yay burcu mutluluk, Canan Hanım'ın da yükselenin yay olduğu için dolayısıyla o mutlu olma, neşeli olma durumu Canan Hanım da aynı şekilde onun için de geçerli. Kendisine benim nacizane önerim şu olabilir. Hem Venüs'ün Başak'ta hem de Mars'ın Başak'ta olmasından dolayı bazen hayatta mutlu olmak için belli bir çizgide kalmamız gerekir. Bu herkes için böyledir. Ne aşırı şey aşırı. Bazen bana hep şunu sorarlar, şans ne zaman şansımız olacak? Bize bu yıl 1 milyon dolar para çıksın. En çok para bize çıksın gibi şeyler söylerler. Ben konferanslara gittiğim zaman da herkes parayı sorar. Para, ben her zaman şunu söylerim ki para kimseye mutluluk getirmez. Biraz sonra aşk meselesinde de boğa burcuna geldiğimde veya koç burcuna da bunları söylemek istiyorum. Şimdi para meselesi bazen
evlidir bir aile, 10 sene 15 senelik bir aile düşünelim. 15 seneden beri evlidir, 20 seneden beri çok para isterler. Para gerçekten de bazen Jüpiter'in de etkisiyle çok paraya da kavuşabilirler ama o zaman aile dağılır, mutsuzluklar olur. Dolayısıyla para kimseye mutluluk getirmez. Dolayısıyla bu anlayış Başak üzerinde, Başak'taki ve yükselen Ay burcunu yükselen de Yay olduğu için, Ay da Boğa'da olduğu için bu konuda daha mütevazi düşünceler ve fikirler geliştirmek lazım. En önemlisi şey de Canan Hanım, mükemmeliyetçilik duygusu sizi ileride en çok rahatsız edecek, mutsuz edecek şeylerin başında gelir. Bu mükemmeliyetçilik duygusunu bence normal, ortalama bir çizgiye getirmeye çalışmalısınız. Başak, Yay, Boğa sıralaması ki Venüs Başak, Mars Başak'ta. Onunla da orayı, çünkü orayı hızlandıran, orayı büyülten bir durum söz konusu. Yani o Başak Burcu enerjisini, Başak Burcu kişiliğini ön plana atan, aynı zamanda da mükemmeliyetçilik duygusunu büyüten bir durum. Bu açıdan da bunu söylüyorum. Yani bu mükemmeliyetçilik konusunda siz dışarıda gerçekten çok sempatik, çok güler yüzlü bir kişilik sergili olabilirsiniz ama kendi içinizde, evinizde, yalnız kaldığınız zamanlarda kafanızın içinde birçok soru işaretleri olduğunu, eleştiriler olduğunu, tenkitler olduğunu ve bunlardan aslında sizin de rahatsız olduğunuzu söyleyebiliriz. Bunlardan kurtulmak için bir hayat felsefesi geliştirmek mecburiyetiniz var. Muhakkak ve muhakkak şunu söylemek istiyorum ki Venüs aynı zamanda ikisi de Başak'ta olduğu için, çünkü burayı tetikleyen bir durum söz konusu. Başak Burcu'nun o mükemmeliyetçilik tarafını tetikleyen bir durum. Dolayısıyla bu mükemmeliyetçilik konusunda ki düşüncelerinizi, hayat felsefenizi ortalama bir noktaya getirmenizde sizin için ve gelecekteki hayatınız için size çok fazla faydası olacaktır. Daha kendinizi mutlu hissedeceksiniz, hissedebileceğiniz bir şeydir. Yoksa sürekli mükemmeliyetçilik diye düşünürseniz, hayata bakmaya çalışırsanız o sizi ilerleyen yaşlarda çok büyük sıkıntılara sokabilir. Canan Hanım. Bunu da Canan Hanım'da yorum yapmış olduk. Sırada Emrah Bey'in burcu var. Emrah Bey de Terazi burcu, yükseleni Akrep, Ay burcu Yay. Şimdi bazen 3 tane duygusal burç vardır. Bunlar Akrep, Balık ve Yengeç burcudur ki bunun duygusallığın ne demek olduğunu sadece ve sadece Akrep, Balık, Yengeç, yükseleni Akrep, Balık, Yengeç. Bunlardan başkası hiç kimse duygusal değildir. Duygusallığın ne demek olduğunu anlayamazlar. Dolayısıyla Terazi üzeri Akrep'in, tabi Teraziler sevgi burcu ve barış burcudur. Nazik ve kibar insanlardır ki yükseleni de Akrep olduğunu da düşünürsek bir kadına karşı Emrah Bey'in hislerinin, Akrep öyledir çünkü, hisleri gerçekten çok güçlüdür ve aşkın da ötesinde tutkudur aşk. Aşk meselesinde bunları da Akrep Burcu'na geldiğimizde bunları da söylemek istiyorum. Tutkulu bir aşk. Bazen hastalıklı bir aşk da olabilir. Burası biraz durum karışık. Yani Emrah Bey için söylemiyorum ama genel Akrep özelliği açısından. Burada Akrep Burçları da kendi aşk anlayışını biraz da aşağıya çekmelidir, normale dönüştürmesini bilmelidirler. Terazi üzeri Akrep dahi olsa güzel olan, sevgi dolu olan, nazik ve kibar olan, uyumlu olan bir kişiye karşı Terazi üzeri Akrep'in derin bir aşkla bağlı olabileceğini söyleyebilirim. Tabii burada sıkıntılar var. Aşkın derinliğinde artık orada bir kıskançlık, her zaman birlikte olma durumu gibi şeyler var. Bunun sonunda Ay burcu Yay olduğu için yine 38'li 40'lı yaşlara geldiğinde Emrah Bey artık bu derin aşktan, derin tutkunun ne kadar yanlış olduğunu anlayıp para kazanmaya konusunda hırslı bir hale dönüşebilir. Burada bir Ay burcu Yay'dan dolayı farklı bir Ay burcunun Yay burcu olmasının dolayı farklı bir bakış açısı geliştirebileceğini söyleyebiliriz. 40'lı yaşlara geldiğinde Ay burcu Yay burcu olduğundan dolayı farklı bir bakış açısı, Yay burcu kişiliğine ve karakterine göre farklı bir bakış açısı geliştireceğine göre
O zaman bundan öncesinin sağlam olması gerekir. Bu sağlamlık evlilikte ancak mümkün olabilir. Evlilikte de doğru kişiyle evlenmiş olursa eğer, Emrah Bey terazi üzeri akrep olarak doğru kişiyle evlendiğinde, mutluluğu yakaladığında, ki mutluluğu yakalaması karşı tarafın aşkı bilmesine bağlıdır. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir numaralı önemli noktadır. Karşı tarafın aşkı bilmesi ve terazi üzeri akrebin aşkı karşılayabilme kapasitesinin olduğunu da varsayarsak, Ay burcunun Yay burcu olmasından dolayı da daha hızlı bir şekilde 40'lı yaşlardan itibaren daha çok mutlu olabileceğini, neşeli olabileceğini, karizmasının çok yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada yani doğru kişiyle evlenmiş ise Emrah Bey'in yaşadıkça, yani zaman yaşlandıkça, yeni yıllar geldikçe gençleşebileceğini, daha dinç, daha dinamik, daha sağlıklı, daha yakışıklı bir yola doğru gittiğini söyleyebiliriz. Terazi akrep ve yükselen şey, Ay burcu Yay. Ama doğru kişiyle evlendiği takdirde o zaman gerçekten karizma hızlı bir şekilde, çünkü Ay Yay burcunda olacağı için o mutluluk enerjisiyle birlikte 35'li 40'lı yaşlara doğru Ay burcu Yay'a geldiğin zamanlarda, çünkü enerjisi ve zekası, kapasitesi, mutluluk enerjisi de daha yüksek olacağı için, mutlu da olduğu için daha kendisini çok kolay kolay yaşlanmayacağını söyleyebiliriz. Yani yüz olarak, fizik olarak yaşlanmayacağını, daha yakışıklı, zaman için daha yakışıklı olabileceğini, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama eğer işin bıçak sırtı tarafı, en kritik noktası, yanlış kişiyle evlenir ise, kendisiyle de birebir görüşmem oldu, kendisine yaptım, buradan da daha da tekrar yapmak istiyorum. Yanlış kişiyle evlenir ise kesinlikle ikinci evlilik durumu vardır. Bunu söylemek istiyorum. Terazi akrep, akrep burcu çünkü ya hep yay iştir, ya bırakır ya ya tamamdır ya devamdır, bir yere kadar sabredebilir akrep burcu insanları. Terazi üzeri akrep çünkü terazi burcu için hiçbir şeyin garantisi yoktur. Tuttum zannedersin, elinden kaçırırsın. Terazi burcu insanları kaypak insanlardır. Kişiliğinde ve karakterinde birazcık kaypaklık, yani bunu kötü anlamda söylemiyorum, iyi anlamda söyleyebiliyorum. Çabucak kaçabilir. Bir neşe, bir şey durumu olabilir, yani bir güvensizlik, bir kabalık durumu olduğunda terazi burcu insanları çaktırmadan kendisini oradan kaybettirirler, giderler. Bu aşkta da, aşkta da böyledir, arkadaşlıkta da böyledir. Kabalık durumu söz konusu olduğunda, karşı taraf ilgisiz, alakasız, zekasıyla ilgili sıkıntılar varsa ve yakışıklılığına ve güzelliğine dikkat etmiyorsa, göstermiyorsa bunu, terazi burcu böyle şeyleri sevmez. Kimseyi de kırmak istemez. Terazi burcu insanları kimseyi kırmaz. Kendisini yavaşça oradan çeker gider. Bu anlamda kişiliği ve karakteri kaygandır. Terazi burcuna bu bazen çok güven olmaz. Çaktırmadan ortadan kaybolabilir yani. Kendisini sevdirir, sevdirir, sevdirir. Ama o bir bakmışsınız da kendisini kaybettirmeyi, unutturmasını da çok iyi bilen bir burçtur. Dolayısıyla bu hem böyle olunca yükselenin de akrep olduğunu da düşünürsek, bu noktada anlaşamadığı birisiyle kesinlikle uzun süreli bir ilişki sürdürebileceğini düşünmüyorum. O zaman Ay burcu Yay'dan da dolayı ikinci evlilik durumu olabilir. Dolayısıyla yapmış olduğu, kendisine bir kez daha buradan söylemek istiyorum ki, yapmış olduğu birinci evliliği doğru kişiyle yapmak zorundadır diye kendisine güzel güzel duygularımı da paylaşmış oldum Emrah Bey. Kendisinden de özür dilerim. Ve Burak Bey'in burcunu biraz bakalım. Aşkla konuşacaktık ama ikinci bölümde aşk konusuna gireriz. Burak Bey'in burcu Yengeç burcu. Bazen astrolojide şöyledir sevgili izleyicilerim, seyircilerim. Bazen birisiyle burç konuşurken herhangi bir burç olabilir. Burcun özelliklerini ben söylerim. Ben de bu burç özellikleri bende yok derler ki, bunlar genellikle balık, yengeç ve akrep burcu. Akrep burcunda ikinci derim. Yok ben ikinci değilim der. Yalan söylerler genellikle. Hepsi ikincidir. Dolayısıyla yengeç burcunun özelliklerini söyleriz bazen. Yok ben kabul etmezler. Balık burcu kabul etmez. Diğerleri tabii daha cesur, kabul ederler. Şöyle bir durum var Burak Bey'in burcunda. Kendisi yengeç burcu. Gerçekten de
konuştuğumuzda yengeç burcu özelliklerini sıraladığımızda söylediğimde bunlar bende yok demişti. Dolayısıyla haklılık payı var. Çünkü hem yükselen burcu koç hem de ay burcu koç. Yani koç özelliklerinin daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta yengeç burcu ama baskın hem koç hem yükselen koç hem de ay burcunda koçta olduğu zaman tabii ki koç özelliklerinin daha baskın olduğunu düşünebiliriz. Bu tabii ki bir yengeç burcu için hem avantajdır hem dezavantajdır. Avantaj olduğu nokta kendisinin korkularıyla ilgili ve karar almasıyla ilgili daha hızlı adım atabildiğini söyleyebiliriz. İçe kapanmadığını söyleyebiliriz. Dezavantajlı durumu ise kendi içinde çelişkilerinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz ki bu çelişkiler ki önemlidir. Çünkü yengeç burcu astrolojinin en duygusal burcudur, en şüpheci. Koç da astrolojinin en mantıklı burcudur. Koç burcu insanların duyguyla yakından, uzaktan hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla bunun her iki durumun da aynı bünyede olduğunu düşünürsek o zaman çelişki olur işte. Astroloji de biraz böyledir. Duyguların, kişilik karakter özelliklerinin bir araya geldiğinde yani aslan burcunda da yükseleni yengeçtir. İkizler burcunda da yükseleni oğlaktır. Yani çelişkiler bu hem oğlak ikizler işte yengeç koç kişiliklerinin. Yani çelişki de şu, şimdi karar almak isteyecek, bir şeyler kafasının içinde bir şeyler düşünmek isteyecek, konuşmak isteyecek. Şimdi koçama göre cevap versin. Çünkü koç burcu altta kalmaz, cevap verir. Hiç kimseye altta kalmaz koç burcu insanı. Cevabını verir, cevabını yapıştırır yani o derecede. Mantıklı da bir burçtur. Şimdi koç, yengeç burcu da böyle değildir. Yengeç burcu karşısındaki insanı hiç kimseye kırmaz. Her zaman daha böyle esprili yerden yaklaşmak ister, iyi tarafından yaklaşmak ister. Düşmanı olsun istemez yengeç burcu. Herhangi bir sıkıntı, tartışma, dert olsun istemez. Şimdi böyle mi karşısındaki insanla, sohbet ettiği insanlarla böyle mi yaklaşsın, böyle mi yaklaşsın, cevap versin, nasıl bir karar alacak? İş hayatı, aşk hayatı, birisini sevecek, hoşlanacak, beğenecek olduğu insana yengeç burcuna göre mi beğensin, o taraftan gitsin? Şimdi koç burcu özelliği de baskın, oradan mı girsin? Hep bu çelişkiler sadece Burak Bey'de o değil, diğer bütün burçlarda da bu çelişkiler, kendi insanlar, kendi işlerinde bu çelişkileri yaşarlar. Bu çelişkiler belli bir yaşta 25, 28, 30'lu yaşlara geldiğinde bu çelişkilerin artık ortadan kalkmış olması gerekir. Ki Burak Bey'in durumundaki bu çelişkilerin ortadan kalkma durumu daha kolaydır. Çünkü koç burcu net bir burçtur. Ne istediğini bilen bir burçtur. Mantıklı bir burçtur. Çok zeki bir burçtur. Dolayısıyla ay burcunda koçta olması sebebiyle bu konuda daha önünü daha kolaylıkla görebilir. Bulanıklıkları, sisleri ortadan kaldırma konusunda keskin ve kararlı bir bakış açısının da olduğunu söyleyebiliriz Burak Bey için. Bu tabii ki onun açısından evleneceği insanlarla ilgili olarak da yükselen burç kendisinin için aşırı derecede yengeç burcu tabii duygusal da bir insan sonuçta. Yükseleni koç, ay burcu da koçta olduğu için yay burcu gibi, aslan burcu gibi, koç burcu gibi bir kadınla evlenmek isteyebilir. Ama burada da tabii ki mutlaka kendi içerisindeki çelişkilerin yansıması olacaktır. Çünkü sonuçta yengeç burcudur. Sonuçta bir tarafı mütevazi ve iyi bir insandır. Kimseye kötülük yapmak istemeyen bir taraf vardır. Ama bir taraftan da koç kıskançlık durumu söz konusudur her anlamda. Dolayısıyla bu çelişkiler içerisinde hayatını yaşayacaktır ki astroloji bize biraz da bunu verir. Kişilik ve karakter konusunda bu çelişkileri ortadan kaldırmak lazımdır ki bir tane ben kendimden örnek vereyim. Mesela ben gençlik yıllarımda ikizler burcu olarak hiç bir şeyi kafaya takmazdım. Ne dersleri kafaya takardım, ne de öğretmenlerimi kafaya takardım, ne de kızları kafaya takardım, ne de arkadaşlarımı. Yani her şeyi espriliye alırdım, alaya alabilirdim. Hep espri, neşeli olma, güldürme durumu, kendim de sürekli gülmeyi de severdim. Şen kahkahalar ne olursa olsun atabiliyordum. Sonra yükselen akrep
Akrep burcunda olduğu için benim. Tabii biraz daha duygusallaşmaya başladım. Zaman içerisinde daha duygusallaşmaya başladık. Yani o neşeli olma durumu, sürekli neşeli olma durumumu o ben mesela kaybettim. Ay burcu da boğa olduğu için benim tamamen kaybetmiş durumdayım diyebiliriz. Yani tabii ki yine neşeli olmayı seviyorum ama yükselen akrep, ay boğada. Tabii ki eskisi gibi o neşeli olma durumu, ikizlerin enerjisi, ikizlerin neşeli olma durumu, espri olma durumu yapamıyorsun. Çünkü ay akrepte kontrolcü, yapma diyor yani, her şeyi ciddi yani kırma yani, bazen çok da gülmek, alaya almak kırıcı olabiliyor bazen. Ben eskiden bunu fark etmezdim ama sonra bunları fark edebiliyoruz. Tabii ay burcu boğada olunca da tabii bir taraftan da o çelişkiyi yaşıyorsun, kendine kızıyorsun, niye bu kadar gülüyorsun, niye gülmeyin, ne gereği var, hayat ciddi, sen de ciddiye al, ay burcu boğa, çünkü boğa ciddi bir burçtur. Bu çelişkiler anlamak aynı sadece astroloji sayesinde olur, başka türlü farklı yerlere gidebilir insanlar, farklı düşünceler içerisinde olabilir. Bu da bizleri kişilik ve karakter anlamında sıkıntıya sokabilir. Bir okuyucum beni aramıştı Antalya'dan, kendisi bana Facebook'tan ulaştı. 15 senedir evliler. Aynen bana şunu söyledi. Ben dedi kendimi 35 yaşlarında kendimi dedi çok yanlış yani, kendisi yengeç burcu olması dolayısıyla aslında kendisinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüş. Yani yengeç yükseleni akrep, aynı biraz önce Melih Hanım'ın oğlunda olduğu gibi yengeç balıkta, sanki bu gibi noktalar psikolojiye, psikiyatriye gidilebilir. Aslında böyle değildir yani. Annenin veya babanın astroloji bilmesi durumunda onun kendi kişilik duygusallık durumu söz konusudur. Ben dedi kitapta kendimi buldum dedi. Aslında ben dedi normal bir insanmışım dedi. Bu benim dedi kişiliğimde olan bir şeymiş dedi. Beni de onore etti sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara verelim sevgili seyircilerim. Aşk konusuyla Koç burcundan başlamak istiyorum. Sonra boğa ikizler diye insanların anladığı, aşktan anladığı nedir? Nasıl kalbine nasıl gidilir? Ne yapmak lazım? Bu konuları konuşmak istiyorum. Kısa bir ara vermek istiyorum izninizle.